Değerli arkadaşlar merhaba. Eğitim bilimleri konu anlatımı videolarıma devam ediyorum. Konumuz eğitimde insan kaynakları ve yönetimi. Bu konuyla ilgili sizlere bilgilendirmelerde bulunacağım. Değerli arkadaşlar Bilginesiller eğitim kanalım sizlere EKYS sınavında hazırlanırken destek katkı sunmak amacıyla kuruldu. Sizlerden ricam bana destek vermeniz, kanalıma abone olmanız, bildirim tuşunu açarsanız eğer hazırlamış olduğum konu anlatım videoları, soru çözüm videoları ve deneme çözüm videoları ekranınıza düşecektir değerli arkadaşlar. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim, başarılar dilerim. Hazırlamış olduğum konu anlatım videosunun sizlere katkı sunması dileğiyle çalışmama başlıyorum değerli arkadaşlar. Eğitimde insan kaynakları yönetimi, insan kaynağı hem fiziksel hem de zihinsel gücüyle örgüte ve yönetime katılmakta, üretimde etkili olan kaynaklar üzerinden belirleyici bir rol oynamaktadır. Yönetimin varlık nedenlerinden biri örgütteki madde ve insan kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmaktır. Değerli arkadaşlar, personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi karıştırılıyor. Ben size tane tane anlatacağım personel yönetimini ve insan kaynakları yönetimini. Bu ikisi ÖSYM tarafından sorulmaktadır. İnşallah karıştırmazsınız. İnşallah bu konuyla ilgili çıkabilecek bir soruyu kolaylıkla yaparsınız. Personel yönetimi kurallara ve normlara dayalıdır arkadaşlar. Geleneksel anlayış hakimdir. İşe alma, çalıştırılma, planlama ve örgütleme aşamaları vardır. Klasik yönetim yaklaşımlarının bir ürünüdür arkadaşlar. Personel yönetimi, insan burada üretimdir. Makine, insan anlayışı vardır. İnsanlar örgütler için vardır anlayışı vardır. Bireyin yaşamı parçalıdır burada. İki farklı hayatı vardır. Yani burada özel yaşamı ve iş yaşamı birbirinden bağımsız olmalıdır anlayışı vardır. İnsanlar dıştan kontrol edilir, hatalar bulunur ve hatalı insanlar daha doğrusu örgüt içerisindeki hatalı insanlar ayıklanır. Hata tekrarlanmaması için rehberlik yapılmaz burada değerli arkadaşlar. Yapılanma dikey ve hiyerarşiktir personel yönetiminde. Disiplin katıdır ve hata yapan cezalandırılır. Maddi ödüller yer alır personel yönetiminde değerli arkadaşlar. İnsan kaynakları yönetiminde ise insanların yönetimi dışında gelişimi ile de ilgilenilir. Yani personel yönetiminden daha geniştir insan kaynakları yönetimi. Stratejik ve dinamik şekilde ele alınır arkadaşlar. İş ya da üretimden çok insan merkezlidir insan kaynakları yönetiminde. İnsan olmazsa olmazdır anlayışı vardır. Yine örgütler insanlar içindir anlayışı vardır. Yaşam burada bir bütündür. İnsanın yaşamı bir bütün olarak ele alınır. İş ve özel hayat insan yaşamı içindir görüşü hakimdir. İnsanlarda iç kontrol mekanizmasının geliştirilerek kendi hatalarını tespit etmeleri amaçlanır. Yatay ve dikey bir arada bulunur burada hiyerarşi. Hem yatay hiyerarşi vardır hem de dikey hiyerarşi vardır. İnsan kaynakları yönetiminde değerli arkadaşlar, disiplin önleyici bir amaç güdülür ve manevi ödüller de yine insan kaynakları yönetiminde yer alır değerli arkadaşlar. İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri, insan kaynaklarının yönetimi, örgütün etkililiği ve verimliliğini sağlayan, insan kaynağının işe alınmasından çıkarılmasına kadar süreç içerisindeki bütün eylemleri kapsamaktadır değerli arkadaşlar. İnsan kaynağını planlama, çalışanları seçme ve yerleştirme, çalışanların performanslarını değerlendirme, çalışanları ödüllendirme, çalışanları geliştirme, çalışanları koruma ve endüstri ilişkileri insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasındadır değerli arkadaşlar. Eğitim kurumlarında insan kaynakları yönetimi işlevlerinde bilinmesi gereken önemli kavramlara değineceğim arkadaşlar. Bunlar şıklarda yer alıyor. Bilirsek faydalı olur. Bilgilendirme nedir? Bilgilendirme örgüt üyelerine ya da
örgüt dışından iş gücü olarak kuruma yönelmesi olası kaynak kitlelere bilgi iletme süreçlerinin tümüdür değerli arkadaşlar. Gereksinim duyulan, iş gören sağlanmasına etkililik, akıcılık ve ivme kazandırmak ve seçme işlevine kaynaklık edecek başvuru havuzunu hazır etmek burada amaçlanır. Danışmanlık kavramı vardır. Danışmanlık nedir değerli arkadaşlar? Danışmanlık yöneticilere ya da çalışanlara istemeleri halinde yönetsel boyutta bilgi sunmaktır değerli arkadaşlar. Seçme nedir? Önemli bir kavram yine seçme. Seçme arkadaşlar açık görevlere yani örgütte ihtiyaç duyulan personele açık görevlere iş gören alma yani çalışan alma ile ilgilidir seçme. Bilinçli olarak örgütün etkililiğini yükseltmeyi amaçlar. Seçmede yani bir işe alınırken kişi kriterlere bakılır. En iyi kriterlere sahip, en iyi profile sahip kişi işe alınmaya çalışılır değerli arkadaşlar. Burada örgütün etkililiğini yükseltmek amaçlanır seçme yapılırken. Bütünleştirme nedir? Bütünleştirme, güdüleme ve özendirme ile ilgilidir değerli arkadaşlar. Çalışanların örgüte bağlılığının arttırılması hedeflenir. Bireysel doyum sağlanması hedeflenir ve örgütsel sorunların çözülmesi yönündeki yönetsel çabaların tümüne bütünleştirme denir değerli arkadaşlar. Geliştirme nedir? Geliştirme adaylık eğitimi ve hizmet içi eğitim ile ilgilidir değerli arkadaşlar. Personelin adaylık sürecinde yetiştirilmesi ile ilgilidir. Yine hizmet içi eğitimlerle personelin geliştirilmesi burada önemlidir değerli arkadaşlar. Ayırma nedir? Ayırma çalışanın kendi isteğiyle ya da kurumun kararı ya da emeklilik ile üretim sürecine katılımını sona erdirecek işlemleri kapsar. Değerli arkadaşlar, koruma nedir? Koruma çalışanların fiziksel ve ruhsal varlıklarının korunmasını sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıkları yaratan nedenlerin saptanması ve ortadan kaldırılması amaçlanır. Değerli arkadaşlar, örgütsel sosyalleşme ve aday öğretmenlik. Arkadaşlar, yeni çalışanlara örgütün değer ve normlarının aktarılmasına, görevlerine ilişkin rol ve sorumluluklarının öğretilmesine örgütsel sosyalleşme denir. Okullarda özellikle örgütsel sosyalleşme süreci eğitim çalışanlarının okuldaki rollerine uygun tutum ve davranışlarda bulunmaları ile gerçekleşmektedir. Örneğin aday öğretmenin nöbet görevi sırasında yapılması gerekenleri öğrenmesi gibi. Bu arada not düşelim. Aday öğretmenler yetiştirme sürecinde bağımsız olarak derslerde, etütte ya da nöbet ve benzeri görevlerde tek başına görevlendirilmez değerli arkadaşlar. Örgütsel sosyalleşme ve aday öğretmenliğe devam ediyorum. Adaylık dönemi mesleğe hazırlanma açısından pratik değeri olan adayların kuram ve uygulama arasındaki farklılıkları birebir yaşadıkları önemli bir süreçtir. Mesleğin ilk 3 ile 5 yılı içerisinde mesleği bırakmalar meydana gelmektedir. Düşük ücret, düşük statü, veli ve okul yöneticilerinin taleplerinin fazlalığı, yöneticilerden ya da öğretmenlerden destek alamamaları, rol ve sorumluluklarının oldukça fazla olması gibi sebeplerle insanlar mesleği bırakma noktasına gelebilmektedir. Okul müdürlerinin desteği bu noktada çok önemlidir. Okula ve mesleğe uyum sürecinin planlanması, yürütülmesi ve başarıyla sonuçlanması da yine müdürün sorumluluğundadır değerli arkadaşlar. Öğretmenler göreve başladıklarında işlerin nasıl yapılacağı hakkında genel bir bilgiye sahip olmaları gerekir değerli arkadaşlar. Hazırlanacak uyum programı ile bu süreç karşılanabilir. Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki 5 iş günü içerisinde öncelikle kendi alanından olmak üzere danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmenleri tanımak, onların mesleki tutum ve becerileri kazanmasını, mesleki olarak gelişimlerini sağlamak için zaman ayırmalıdır yönetici. Etkili müdürler göreve yeni başlayan öğretmenlerin sınıflarını düzenli olarak ziyaret ederler. Ders programlarını, planlarını gözden geçirirler ve onlara anında geri bildirim sağlayarak biçimlendirmeye dönük bir değerlendirme sağlarlar değerli arkadaşlar.
Burada önemli bir not yine. Okul müdürü aday öğretmenin tüm adaylık sürecinde rehberlik etmelidir. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda ek 3'te yer alan form 3 nüsha olarak okul müdürü düzenler ve bir örneğini kendisinde kalır, müdürde kalır. Bir örneği öğretmene verilir. Diğer bir örneği de yine okulda muhafaza edilmelidir değerli arkadaşlar. Aday öğretmenleri desteklemek için müdürlerin yapması gereken temel görevlerden bahsetmek istiyorum. 5 tane temel görevi vardır değerli arkadaşlar. Görevlendirme sürecinde yapması gerekenler, göreve başlama ve kaynak sağlama noktasında yapması gerekenler, okul ortamını yönetme ile ilgili yapması gerekenler, biçimlendirmeye dönük değerlendirme ile ilgili yapması gerekenler ve biçimlendirici ve summatif değerlendirme ile ilgili yapması gerekenler vardır okul müdürlerinin. Değerli arkadaşlar, aday öğretmenleri desteklemek için müdürlerin yapması gereken birinci aşama görevlendirmedir. Göreve başlama süreçlerini kolaylaştırır aday öğretmenin müdür. Başarılı olabilecekleri sınıflarda görevlendirir. Zorlu öğrencilerin hepsini bir sınıfa vermez. Uyum sağlaması için öğretmene zaman tanır. Yine göreve başlama ve kaynak sağlama noktasında aday öğretmenlere okul müdürü hoş şekilde karşılar, uyum programı hazırlar, tecrübeli rehber bir öğretmen tanımlar, gerekli kaynakları temin eder, düzenli bir iletişim kurar, değerlendirme ve ödüllendirme işlemlerini yapar değerli arkadaşlar. Yine okul ortamını yönetmede okul müdürlerinin yapması gerekenler aday öğretmenleri desteklemek için neler beklediğini açıkça öğretmene ifade eder okul müdürü. Evrak işlerini kolaylaştırır. Düzenli ve disiplinli bir okul ortamı sağlar. Yine okul müdürünün aday öğretmenleri desteklemek için yapması gereken biçimlendirmeye dönük değerlendirmelerde ise mesleki gelişim etkinliklerinin katılımını kolaylaştırır. Birlikte çalışma için fırsat ve teşvik sağlar. Tüm yenileri bir araya getirir ve birlikte çalışmaları için fırsatlar sunar. Mesleki etkinlikleri için zaman yaratır, sınıf ziyareti yapar ve öğretmene geri bildirimde bulunur. Ders planlarını gözden geçirir. Yine okul müdürlerinin aday öğretmenleri desteklemek için yapması gerekenlerden sonuncusu biçimlendirici ve summatif değerlendirme sürecidir. Burada beklenti ve prosedürleri açıklar okul müdürü. Ders gözlemlerini önceden planlar, değerlendirme için standart ölçüler kullanır. Olumlu ama dürüst geri bildirimlerde bulunur. Öğretmenleri acem olarak kabul eder ve onlara makul hedefler koyar değerli arkadaşlar. Mesleki gelişim ve hizmet içi eğitimden bahsetmek istiyorum. Mesleki gelişim arkadaşlar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak üzere eğitim çalışanlarının bilgi ve becerilerinin arttırılmasını veya güncellenmesini hedefleyen çabalar olarak ifade edilir. Burada amaçlı, sürekli ve sistematik bir süreç vardır değerli arkadaşlar. Örneğin öğretmenlerin bir kursa yönlendirilmesi gibi. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim ile yetiştirmek amacıyla düzenlenen kurs, seminer gibi faaliyetleri kapsayan etkinliklere hizmet içi eğitim denir değerli arkadaşlar. Yine mesleki gelişim hizmet öncesinden başlayarak öğretmenliğe ilk girişte ve hizmet içinde devam eden bir süreçtir. Kısa süreli ve zihinsel davranışların değiştirilmesi veya kazandırılması gereken etkinliklere seminer denir arkadaşlar. Daha uzun süreli beceri ile ilgili davranışların kazandırılması beklenen etkinliklere ise kurs denilmektedir. Tekrar ediyorum. Mesleki gelişim ve hizmet içi eğitimde kısa süreli ve zihinsel davranışların değiştirilmesi veya kazandırılması gereken etkinliklere seminer denir. Daha uzun süreli beceri ile ilgili davranışların kazandırılması beklenen etkinlikleri ise kurs denir değerli arkadaşlar. Mesleki gelişim ve hizmet içi eğitime devam ediyorum. Hizmet içi eğitim arkadaşlar çalışanların görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgileri, becerileri ve tutumları kazanmalarını amaçlayan eğitimlerdir. Yeni başlayanlara işin gerektirdiği davranışlar kazandırılır. Diğer çalışanlara ise zamanla oluşabilecek yenilikleri öğretme veya kendilerini geliştirmeleri amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür. Değerli arkadaşlar, hizmet içi eğitimin amaçları kurumun ve eğitim sisteminin amaçları ile uyumlu olmalıdır. Kazandırılacak davranışlar ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdır.
etkinliklerin yapılacağı ortam amaçların kazandırılmasına hizmet edecek nitelikte olmalıdır. Yine bireylerin gereksinimlerine ve yeteneklerine uygun olmalıdır yapılacak hizmet içi eğitim. Ayrıca hem bireyin hem de kurumun gereksinimleri karşılanmalıdır. Yenilik ve değişimlere göre geliştirilebilecek nitelikte olmalıdır hizmet içi eğitimler. Değerli arkadaşlar, hizmet içi eğitimin ihtiyaçlarının belirlenmesi bu süreçte okul müdürünün eğitim öğretim faaliyetlerine liderlik etme rol ve sorumluluğu vardır. Okul müdürleri öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ihtiyaçlarını anlamalı ve bu ihtiyaçları karşılama zorunluluğu vardır değerli arkadaşlar. Müdür tarafından belirlenen eğitim konuları okulun ve eğitimin amacını gerçekleşmesine hizmet ettiği gibi öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçları da karşılanmalıdır. Hizmet içi eğitim türleri arkadaşlar oryantasyon eğitim, temel eğitim, geliştirme eğitimi gibi hizmet içi eğitim türleri vardır. Oryantasyon eğitimi okula yeni gelen öğretmenlerin okulun amaç ve politikasını, yapısını, öğretmenlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeleri için yapılan eğitimdir. Temel eğitim okulda işe başlayacak olan öğretmenlere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak için yapılan eğitimdir. Geliştirme eğitimi ise değerli arkadaşlar, okullarda çalışmakta olan öğretmenlerin branşları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri takip etmesini ve bu konulardaki yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Değerli arkadaşlar, tamamlama eğitimi, hizmet içi eğitim türlerinden tamamlama eğitimi ise görev değişikliği yapması gereken personel için yeni görevinin gerektirdiği yeterlilikleri kazanması için yeni görevin gerektirdiği yeterlilikleri kazanması için uygulanan eğitimdir. Yükseltme eğitimi ise personelin yükseltme ihtiyacını karşılayan eğitimdir. Özel alan eğitimi ise bu çok soruluyor testlerde arkadaşlar. Özel alan eğitimi kurum içinde özel uzmanlık kazandırmak veya yabancı dil öğretmek amacıyla hazırlandığı gibi diğer kurumlar tarafından yürütülen personelin katılması sağlanan yurt içinde veya yurt dışında yapılan özel alana ait eğitimdir değerli arkadaşlar. Mesleki gelişim ve hizmet içi eğitim ve hizmet içi eğitim ihtiyacının sapmada dikkat edilecek hususlardan kısaca bahsedelim. Okulun genel ve özel amaçları ile politikasının belirlenmesi, iki okulun yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarının saptanması, personel sayısı, unvan ve niteliklerinin belirlenmesi, ihtiyaç saptama teknikleri ve amaçlarının dikkate alınması, personelin eğitime karşı tutum ve beklentilerinin belirlenmesi, üst yönetimden gerekli izin ve onayların alınması hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamada dikkat edilecek hususlar arasındadır değerli arkadaşlar. Performans değerlendirme. Değerli arkadaşlar, performans değerlendirme önemli bir süreçtir. Performans değerlendirmede önceden belirlenmiş ölçütler açısından yapılan bir faaliyetin süreç ve sonuçlarını nicelik ve nitelik açısından betimlemektir performans değerlendirme. Personelin değerlendirilmesi arkadaşlar, ödüllendirilmesi ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi gibi amaçları da vardır performans değerlendirmenin. Ayrıca çalışanın performansı hakkında bilgi toplamak ve personele geri bildirimde bulunmak gibi diğer amaçları da kapsar. Personel hakkında bilgi toplamak yönetsel kararların alınmasına yol açar. Örneğin personelin ödüllendirilmesi ya da terfi alması ile ilgili kararlar personel hakkında bilgi toplamak ve yönetsel kararların alınmasında önemlidir arkadaşlar. Personele geri bildirim ise personelin eksiklerini görüp bu anlamda geliştirmesine fırsat verir. Dolayısıyla okul yöneticisi performans değerlendirmesini yapar ve bu değerlendirme sonucuna göre hareket etmesi beklenir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, eğitimde insan kaynakları ile ilgili konu anlatım videomuz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu anlatımın sizlere faydalı olmasını diliyorum. Yapacağım çalışmalarda bana yol göstermesi açısından beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz. O konuda da çok içimiz rahat. Dolayısıyla kendimizi denetlemek için ya da yaptığımız çalışmaların gözden geçirmek için sizin tercihleriniz çok önemli benim için. Yaptığınız bütün çalışmalarda sizlere kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sağlık, afiyet, esenlikler diliyorum.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.